Bu filmde Kara Fatma senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Fatma Seher. Atatürk, gözü kara bir kadın olmamdan dolayı bana Kara Fatma dedi. Bundan dolayı Kara Fatma olarak bilinirim. Milli mücadelenin ünlü kadın savaşçılarından biriyim. Erzurumlu Yusuf Ağa'nın kızıyım. Annem yiğit bir Anadolu kadınıdır. Dört mevsimin de kış olduğu ve mevsimlerin hazan kışı, ılık kış, kış ve kara kış olarak dörde ayrıldığı memlekette Erzurum'da doğdum. Soğuktan evlerimizin çatısından buzlar sarkardı. Hatta Evliya Çelebi'nin dediği gibi bir damdan diğer dama kediler atlarken havada donu verirdi. Erzurum soğuktu ama insanının içi dünyayı ısıtacak kadar sıcaktı. Merhametli ninelerimizin, mert dedelerimizin her birinin özünden, sözünden sıcaklık akardı. Böyle bir coğrafyada büyüdüm. Kar hiç durmadan günlerce yağardı. Büyüdüğüm bu köy kartpostal gibiydi. Kışları her sabah bembeyaz bir cennette uyanırdım. Köyümüz bembeyaz, süslü bir gelin gibi olurdu. Çocukken pencereden yağan karı izler, hayaller kurardım. Büyük işler başaracağım günlerin hayalini. İnce, zayıf, hatta çelimsiz biriydim. Hayal kurmaktan, dua etmekten hiç vazgeçmedim. Yerinde duramayan, kıpır kıpır, dürüst, çalışkan ve tuttuğunu koparan bir karakterim vardı. Cesareti de fedakarlığı da ailemden öğrenmiştim. Ailem yüreğimi vatan ve millet sevgisiyle işlemişti. Babam köyün sayılan sevilen bir insanıydı. Vefalıydı, fedakardı, cesurdu. Annem ise yiğit bir Anadolu kadınıydı. Hem evde hem tarlada ailesi için çalışan, yorulmak nedir bilmeyen biriydi. İlerleyen yıllarda Binbaşı Derviş Bey ile evlenip onunla birlikte Edirne'de yaşamaya başladım. Milli mücadele yıllarına kadar ben de annem gibi ailesi için çalışan bir kadındım. Savaş başladığında ise başımda örtüm, sırtımda ceketim, altımda etekliğim ve çizmelerimle şahsına münhasır bir milli mücadele kadınıydım. Askerlik hayatını Edirne'de çok zor şartlar altında yaşayarak öğrenmiştim. Eşim Binbaşı Derviş Bey vefat edince kendi kendime onun boşluğunu dolduracağım diye söz verdim. Birçok muharebeye katıldım. Atatürk'le görüşebilmek için elimden ne geliyorsa yaptım ve bu azmimin sonunda görüştüm. O günü dün gibi hatırlıyorum. Israrla "Paşam beni dinleyin" diyordum. Kendimi tanıttım. "Bana 5 dakikanızı ayırmanızı ısrarla rica ediyorum" dedim. Mustafa Kemal de kabul etti. Atatürk bana silah kullanmayı ve ata binmeyi bilip bilmediğimi sordu. Verdiğim cevaplardan duyduğu memnuniyeti, "Keşke bütün kadınlar senin gibi olsaydı Kara Fatma" diye ifade etti. İşte bu konuşmadan sonra adım Kara Fatma olarak kaldı. Savaşa ilk katıldığımda yaşım 24'tü. Paşanın verdiği talimatları İstanbul'a gidip yerine getirdim. Sonra İzmit'e geçtim. Davulcular Ormanı'nda gizlenip 150 kişilik bir Kuvayi Milliye gücünün başına geçtim. Çevre köylerin muhtarlarına kendimi Kara Fatma olarak tanıttım. Ermeni jandarmalarına kendilerini koruması için aylık 200 lira para veriliyordu. Artık bu parayı vermemelerini, onların ırzını da malını da koruyacağımı söyledim. Girmiş olduğum birçok çarpışmanın yanı sıra 1. ve 2. İnönü Muharebelerine, Dumlupınar ve Sakarya Savaşlarına katıldım. Birliğimdeki birçok asker şehit oldu. Ben de yaralandım. İyileştikten sonra asker kaçaklarını vatani görevine çağırmak için de ayrıca faaliyetlerde bulundum. Büyük taarruzda Afyon çevresinde Yunanlarla yaptığım bir çatışmada esir düştüm. 19 gün süren esaretimden sonra bir yolunu bulup kaçtım. Vücudum yara bere içindeydi. O halde Bursa cephesinde savaşa girdim. Yunanlar bizim saldırımıza dayanamadı ve hepsini birkaç gün içinde denize döktük. Vazifeden başarıyla çıkınca bana üsteğmenlik rütbesi ve yorgun vücudumun dinlenmesi için de bir süreliğine izin verildi. Göstermiş olduğum çabalardan dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirildim. Dinlenirken öğrendim ki bana üsteğmenlik maaşı bağlanmış. Kesinlikle kabul etmedim. Çünkü bütün mücadelemi vatanım ve milletim için yapmış, herhangi bir karşılık beklememiştim. Bu sebeple maaşımı Kızılay'a bağışladım.
1930'lu yıllardayken büyük ekonomik sıkıntılar çekiyordum. İş arıyor, bulamıyordum. Ne iş olsa yapmaya hazırdım. Çünkü kızım ve torunuma bakmak zorundaydım. Savaşta kızım yaralanmıştı. Tüm halkımız gibi biz de hem savaş sırasında hem de sonrasında oldukça sıkıntı çektik. Hepimizi güçlendiren şey vatanımızı düşmandan geri almak oldu. Bana tüm sıkıntılarımı unutturan bir şey daha vardı. İstiklal madalyam. Zor günler elbette çalışmayla, emek ve gayretle geçerdi. Ama vatan bir kere elden gitti mi asla geri gelmezdi. Hep bunları düşündüm. Çocuklar, unutmayın ki şerefli bir yaşam en büyük servettir. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.